Evet, değerli arkadaşlarım. Bugün ülkemizin cennet köşelerinden bir tanesi olan Kastamonu Pınarbaşı'ndayız. Bugün nerelere gezeceğiz? Bugün Valla Kanyonu'na gideceğiz arkadaşlar. Horma Kanyonu'na gideceğiz. Vaktimiz eğer müsait olursa Çatak Kanyonu'na gideceğiz. Buraları sizin için gezmeye çalışacağım. Bugün nelerle karşılaşacağız? Hep birlikte izleyip görelim. Arkadaşlar şu anda Horma Kanyonu'nun girişindeyiz. Arkadaşlar şu anda Horma Kanyonu'nun giriş kısmındayız. Burada çok güzel bir yerleşke yapıldığını görmekteyim. Burada giriş kısmında Horma Bakkalı denilen yer var. Adanalı Hasan Kalcıoğlu var. Burada insanların girip dinlenebileceği çok nezih bir ortam yapılmış. Horma Kanyonu'nun giriş kısmında çok güzel bir görüntüyle karşılaştık. Kocaman dev gibi bir köpek karşıda ve çam ağacının üstüne nazar boncuklar asılmış. Dediğim gibi burada hani sanırım Horma Kanyonu'nun yürüyüş parkuru yaklaşık olarak 2 yıllık bir geçmişi var. Yürüyüş parkuru 3000 metreden oluşuyor. Buraya Horma Kanyonu'na girmeden önce burada yerleşkede Kastamonu yöresel ürünler ait standlar açılmış. Aynı zamanda karşıda ormanlık tanıtım bürosu da var. Burada güzel yerleşkeye farklı otantik mekanlar yapılmaya çoktan başlanmış ve bitirilmiş. Arkadaşlar birazdan orayı da sizin için göstereceğim. Horma Kanyonu'na giriş kısmından önce bir yere Isle of Horma diye bir yer yapılmış. Bu Horma Kanyonu'na giden su yaklaşık olarak 3000 metre sonra Ilıca Şelalesi'ne dökülmekte. Ilıca Şelalesi'ne giderken farklı güzergahlardan geçeceğiz. Onları hep birlikte ilerleyen saatlerde sizin için görüntüleyeceğim. Bugün şansımıza inanılmaz bir hava var. Gerçekten harika olacak her şey. Şimdi ilerleyip görelim. Evet arkadaşlar, şu anda Horma Kanyonu'nun giriş kısmındayız. Burada Horma Kanyonu için sağ olsun değerli yetkililerimiz, değerli büyüklerimiz buraya Isle of Horma yazısı yazılmış. Gerçekten Horma'ya girmeden önce güzel bir yerleşke, temiz, nezih bir ortam yapılmış bizler için. Şu an için her şey harika. Yine aynı şekilde Horma'ya girişte yan tarafta arabasıyla gelen kişiler için de aynı zamanda bir otopark yapılmış. Burada arkadaşlar Horma'da giriş kısmında her şey düşünülmüş. Burada insanların yine Adanalı Hasan Kolcuoğlu burada yemek yiyebileceği, kahve içebileceği güzel nezih bir ortam var. Aynı zamanda Horma'ya girişte Horma Bakkalı var. Burada lavabolar da mevcut, temiz, nezih bir ortam. Her şey mükemmel.
Yine değerli arkadaşlarım, Horma Kanyonu'na girmeden önce farklı bir ortam bizler için oluşturulmuş. Gerçekten insan baktığı zaman, gördüğü zaman inanılmaz derecede içi açılıyor ve gerçekten mutlu oluyor. Burada muhteşem bir ağaçın altında muhteşem bir ambiyans oluşturulmuş. Saman var. Aynı zamanda ne ağacıdır bilmiyorum ama ağacın dallarına nazar boncuğu ve püsküller takılmış. Burada yine eski model, artık marka bilmiyorum ama güzel renkli, turuncu renginde bir kamyon tarzı bir araç konulmuş. Deminden de dediğim gibi sizlere, burada bir orman tanıtım bürosu var. Gelen misafirler için Horma Kanyonu'na girmeden önce sanırım tanıtım bürosu oluşturulmuş. Aynı zamanda Kastamonu'ya ait burada yöresel artık yiyecekler, işte Sepetçioğlu'na ait sucuk, yöresel ürünler vesaire, Kastamonu bal evi tarzında yerler yapılmış. Değerli Mavi Seyyah abone kullanıcı arkadaşlarım. Şu anda Pınarbaşı Horma Kanyonu'ndayız. Giriş kısmında Hasan Kolcuoğlu işletmesinin tam da önündeyiz. Dibe kahvemizi elimize aldık. Horma Kanyonu'na girmeden önce kahve keyfimizi yapalım dedik. Her şey harika, mükemmel bir ortam oluşturulmuş bizler için. Buraya gelmeyen arkadaşlar kesinlikle Horma Kanyonu'na gelip buraları kesinlikle görmelerini öneririm. Hatta Horma Kanyonu'na girmeden önce kahvenizi de böyle yudumlayarak içebilirsiniz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Devam edelim.